Güzel Oyun'a hoş geldiniz. Güzel Oyun'da bu hafta Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Gökhan Zan konuğumuz olacak. Gökhan Zan'ın kariyerine dair bilinmeyen yönler ve oynadığı unutulmaz maçlar programda yer alacak. Güzel Oyun başlıyor. Gökhan Zan 1981 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Futbola kaleci olarak başlayan Gökhan Zan'ın önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Maddi sıkıntılar içinde büyüdü. Hayat şartları onu zorlarken tutunduğu tek şey futboldu. Yaşıtlarından boyu ve kuvvetiyle ayrılan Gökhan Zan, kalecilikten vazgeçip genç bir defans oyuncusu olarak 18 yaşında Hatayspor'da profesyonel kariyerine başladı. Burada gösterdiği performansla Çanakkale Dardanelspor'a transfer olan genç Gökhan için başarı basamaklarını birer birer çıkma zamanı gelmişti. Tabii Hatayspor'da ilk girdiğimiz zaman babamın imzası lazımdı. Çünkü beni futboldan uzaklaştırmaya çalışıyordu ailem, okumamı istiyordu. Futbol bize bir şey kazandırmayacak. Futbol bize ekmek getirmeyecek. Oku, çalış. Çünkü maddi durumumuz yok. Çok zor durumdayız. Hatırlarım ki bir gün evimizde camımız yok. Yaşadığımız evde ve 4 yıl boyunca annem onu naylonla kapattı. Onu hatırlıyorum. Alacak paramız yok yani. O durumdaydık. Okula giderken ben çok ayakkabı eskitmişimdir. Önüme bir tane taş koyarım. Onu o taşa vura 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 okula kadar götürmeye çalıştım. Yani içimde işlemiş. Bunlar önemli detaylar. Futbolun içerisinden gelen ruhuna işlemişlik olması. Çok özel detaylar bunlar. Benim için çok özel bir şey. Ben futbol için her şeyi yapan bir insanım. Futbol benim aşkımdı, her şeyimdi. Bir gün top oynarken evde de odayı kilitlerdim, ders çalışıyormuşum gibi yapardım kendime. Topu aldım, bıçağı da aldım ve topu kestim. Sadece içini koklamak için. İçinde ne olduğunu görmek için, içinde nasıl bir koku var, o işlenmişliği çok seviyordum. Yani o futbol ruhuma işlemiş bir şeydi. Bir gün kapım çaldı, başkan, hadi gidiyoruz dedi. Nereye? Çanakkale. Haberim yok ama. Bindik İstanbul'a gittik, sabahın köründe. İstanbul'da öğreniyorum nereye gittiğimi. İstanbul'da Merter'de bir otelde kalıyoruz. Sabahleyin 5'te kalkıp, yolda 4-5 saat arabayla Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale'de imzayı atıyorum. Ne oldu, ne bitti hiçbir şey bilmiyorum. Ya ama dünyalar benim oluyor. Tabii imzayı attık. Orada büyük futbolcular, önemli futbolcular, tesisleri. Kendimi orada bir futbolcu gibi hissettim ama aynı zamanda başka bir dünyanın insanı gibi hissettim kendimi. Çanakkale'de şu anda o kadroyu saysam herhalde şampiyonla oynardı diye düşünüyorum. Yani şampiyonla oynamasa da Türkiye'de ses getirebilecek bir kadroya sahip olurduk. Kalede kaleci Fevzi Elmas vardı. Defansta ben vardım. Mehmet Topal vardı. Selçuk İnan vardı. Hasan Kabze vardı. Tolga Seyhan vardı. Mehmet Yılmaz vardı. Nice sayamadığım, unuttuğum bir sürü arkadaş var. Hepsi de Çanakkale Dardanelspor'dan çıkmış oyuncular. Okan Koç vardı. Ankara Gücü forması giymiş İlkem Öztürk vardı. Bayram Toysal vardı. Çok önemli oyunculardan kurulu bir Çanakkale Dardanelspor vardı. Çanakkale Dardanelspor'daki yükselişi kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çekti. Beşiktaş'ın transfer teklifi karşısında 22 yaşında siyah beyazlı formayı giymeye başladı. Geldiğim için çok çok mutluyum. Bundan sonra hedeflerim de var. Hedeflerimin doğrultusunda devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda inşallah geçen sene gibi bu sene de önemli hedeflere adım atarız, ilerleriz diye düşünüyorum. 6 yıllık Beşiktaş kariyerine 5 kupa sığdırdı. 1 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazandı. Ancak Beşiktaş'tan ayrılışı beklenmeyen zamanda, beklenmeyen şekilde olacaktı. Sayın Mustafa Denizli rapor vermişti, sakın Gökhan'ı bırakmayalım diye. Tabii yöneticilerin de orada yanlış
düşünmeleri ya da tatile gitmeleri ya da şampiyonluk havasında olmaları, bir takım onların belki unuttular diyelim, hani güzel bir şekilde fazla üzerine kurcalamadan. Fakat bir yönetici beni aradı, çok iyi hatırlıyorum. Yöneticimiz bana dedi ki hayırlı olsun dedi. Ben de hayırdır abi dedim, neye hayırlı olsun? Fenerbahçe'ye imza atmışsın dedi. Tabii o zaman daha atmamışım hiçbir yere imzayı. Öyle bir şey yok dedim. Atmadım, sizleri bekliyorum dedim. Ben de kendisine herhalde şunu bekliyordum. Gökhan'cığım, mukavelemiz bitti. Bizler unuttuk opsiyonu. Neler yaptın? Tekrardan görüşebilir miyiz? Yöneticimizden böyle bir tavrı beklerken farklı bir tavırla karşılaştım. Tabii böyle demesine üzüldüm açıkçası. Orada yaşadığım güzelliklerden sonra, anılardan sonra bu şekilde ayrılmak istemezdim tabii ki. Orada iyisiyle, kötüsüyle, hüznüyle, sevabıyla, tatlısıyla, başarısıyla güzel anılar yaşadım. Güzel duygular yaşadım. Hem camiasıyla hem taraftarıyla. Tekrardan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bana yaşadıkları güzel duygular için. Ama tabii belli bir zamandan sonra dolduğu zaman hal dönüşüne beni sabah akşam arıyordu. Beni çok etkilemişti. Duruşu, konuşması, seviyesi, ses tonu. Hani hakikaten Galatasaray camiasına yakışacak bir yönetici vasfıyla duran bir kişiliğe sahip bir insan. Sayın Haldun Üsün'e de teşekkür ediyorum. Beni çok tatmin etti. Beni çok etkiledi. Galatasaray'ı bana çok güzel anlattı. Bana karşı olan duygularını, sevgilerini, taraftarı, camiayı çok güzel bir şekilde bana anlattı. Ve ben arkama bakmadan kabul ettim ve Galatasaray'ın bir büyük takımdan başka bir camia, büyük takıma gitmenin onurunu yaşadım. Gökhan Zan için milli takım forması giymek bambaşka bir duygu. Alt yaş kategorilerinde Ay Yıldızları başarıyla temsil eden Gökhan Zan, A milli takımda da birçok zaferde yer aldı. Özellikle Euro 2008 hem onun kariyeri açısından hem de Türk futbolunda eşsiz bir yere sahip. ...2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye yarı finale çıkarak tarihinin en büyük başarılarından birini yakaladı. Grupta İsviçre'yi son dakikada Arda Turan'ın golüyle mağlup eden Ay Yıldızlılar, Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde rakip Hırvatistan'dı. Uzatma dakikalarına 0-0 eşitlikle girilmişti. Hırvatların 120. dakikada attığı gole Semih Şentürk'ün mucizevi golüyle yanıt veren Türkiye, penaltılarla Avrupa'nın son 4 takımı arasına kaldı. Yarı finalde Almanya'ya elenen Ay Yıldızlılar turnuvanın en dikkat çeken takımlarından biri oldu. Ben o gün iki tane omuzum çıkık omuzla oynadım. Bunu hiç kimse bilmiyor Türkiye'de. Ve iki tane omuzluk, 4 kilo omuzluk iki omuzumda vardı.
Tabii formadan dolayı gözükmüyordu, örtülmüştü. Gerçekten büyük acılarla oynadım. İki omzum da yoktu, öyle diyelim yani. Ve ben o omuzluklarla, 4 kilo omuzluklarla sabit etmek için bir ameliyat olmadım. Bu şekilde ben 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çıktım ve oynadım. Çünkü bu değerdi. Ay yıldızlı forma için değerdi. Ülkem için değerdi. Bizim oradaki jenerasyonumuz arma için, forma için, birlik ve beraberlik Türkiye için kalbi orada atan coşkulu bir arkadaş topluluğu vardı. Karakterli oyunculardan kurulu bir topluluk vardı. Ceza sahası içi Rüştü Kalesi'nden çıktı Modric. Modric kale boş, ortası Krasniç. Top ağlara gidiyor. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan maçında 119. dakikada Rüştü abi kaleyi terk etti. Oyuncuya doğru giderken Rüştü abi kaleyi terk edince ben de kalenin boş olduğunu görüp geri geri koşmaya başladım. Ama bu sefer arkamda kimseyi göremiyorum. Orta yapıldığında diğer oyuncunun gelip kafaya atması, tabii ben arkama bakamıyorum, geri geri koşuyorum. Ve son anda bir hamle 119. dakikada elimle topu çıkarmaya çalıştım. Orada kırmızı kart almaya artık razıydım. Maçın 1-0 biteceğine. Orada ben penaltıyım. Kalecimin kurtarma şansı var. Uzatmaya, penaltılara gitme şansı var. Böyle bir düşünce içerisindeydim. İyi ki olmamış diyelim. Ve daha sonra bütün futbolcu arkadaşlarımız, Rüştü abi, hepimiz gerçekten zerre kadar hiçbir şeyden inancımızdan kaybetmedik. O düdüğe kadar. Çılgın Türkler derler ya, hakikaten çılgındık. Çok güzel anlar vardı. Tabii 120'de o golü gelince ben Sayın Bilic'in, Slaven Bilic'in 119 attığı golde ceza sahasımıza kadar koşup orada sevinmesi, bizim 120'de attığımızı ve orada bütün dünyanın, bütün dünyaya zevk verdiğimizi, bütün dünyanın bizden korkması gerektiğini artık yavaş yavaş hissetmeye başladılar. Onu kendi enselerinde, nefeslerimizin bütün dünyanın ensesinde olduğunu hissetmeye başladılar o zaman. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra dönemin Galatasaray yöneticisi Aldin Üstünel'in teklifiyle sarı kırmızılı kulübe transfer oldu. Galatasaray günleri onun için yeni bir adım, aynı zamanda unutamayacağı bir dönem olacaktı. Galatasaray'a transfer olduğunda 28 yaşındaydı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı şekilde forma giyemediği için eleştiriliyordu. Üstelik Galatasaray dönemi çok da iyi başlamamıştı. Sarı Kırmızılılar 2010-2011 sezonunda tarihinin en çok gol yediği sezonu yaşadı. Takım ligi orta sıralarda bitirdi. Taraftar ve camia çok zor günler yaşıyordu. Ancak teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren Sarı Kırmızılılar'da takım adeta baştan yaratıldı. Gökhan Zan yeni kadroda da kendine yer bulacak, kariyerine 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa ekleyecekti. Hayatında belki de en özel anları 2011-2012 sezonunda yaşadı. Kadıköy'deki şampiyonluk maçı onun için kuşkusuz unutulmazdı. Tabii karanlıklar içerisinde ışıklar kapandı. Biz mutluluğumuzu sonuna kadar yaşadık. Duvar yazısını yazdık, filmin devamını yazdık. Bundan daha güzel anlar olamaz diye düşünüyorum. Yani benim orada bir tane kupa kaldırmam o statta, bir daha hiçbir kupayı kazanmasam da önemli değil benim için. Bu kadar da önemli bir kupa benim için. Karanlığa çıktığımızda tabi ışıklar söndürüldü. Ama şundan herkes emin olsun. Biz karanlığı aydınlığa çevirdik. Biz karanlığı aydınlığa çevirdik. Böyle hissetsinler. Biz orada 25 milyonun ruhuyla, aydınlığıyla, Metin Oktay'ın ruhuyla o kupayı kaldırdık. Biz o gün o şekilde mücadele ettik. Gökhan Zan'ın kariyerindeki özel akşamlardan biri de 2013 yılının Aralık ayında Türk Telekom Arena'daki Juventus maçında yaşandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki kaderin belirleneceği maçın ilk yarısında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma 0-0 iken ertesi günü ertelendi. Ertesi gün Snyder, Türk Telekom Arena'da üşüyen yürekleri ısıtmayı başardı. Bu gol, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkarırken, İtalyanları da UEFA Kupası'na gönderiyordu. Rafa indirir cezana, Snyder gol! Juventus maça beraber bitseydi Juventus Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Biz UEFA'ya devam edecektik. Herkes Galatasaray'ın UEFA'da devam etmesi gerektiğini, bundan sonraki gruplarda devam ederse sıkıntı yaşayacağını dile getirdiler, söylediler. Yani yazılıp çizildi basında. Hepimiz de biliyoruz yakından. İşte Galatasaray bu maçı fazla zorlamaz. Galatasaray için zaten sıradan bir maç olacak. Juventus bu maçı alır. Yazıldı, çizildi, edildi. Emin olun ki biz sahaya galibiyet için çıktık. Biz orada taraftarımızın coşkusuyla, Metin Oktay ruhuyla, orada 11 tane artı 7 yedekteki aslan oyuncularla biz bunu hissettik. Emin olun biz bunu hissederek oynadık. Derler ya Metin Oktay ruhu. Hakikaten basa basa bunu söylüyorum. Biz o günkü oyuncular, biz bu ruhla oynuyorduk. Ve biz böyle şampiyonluklar kazandık. Biz hak ettiğimiz yer Şampiyonlar Ligi'ydi. Bunu tekrarlıyorum. UEFA değildi. Galatasaray Avrupa Fatihi. Galatasaray Avrupa takımı. Galatasaray'da herkes Avrupa'da Galatasaray'ın ismini ezberlemiş. Nereye gitsem Galatasaray konuşuluyor. Ve herkes Galatasaray'ı tanıyor. Galatasaray'ın reklamı, Galatasaray'ın imajı dünyada çok önemli takımların arasında yer alıyor. Yarışıyor. Bu imajı zedelemememiz gerektiğini düşünüyorum. Maç iptal olabilir, olmayabilir dendi. Biz oynanmasından yanaydık. Oynanması için, çünkü orada inanmıştık bir kere. Juventuslar oynamak istemiyordu ama biz oynamak istiyorduk. İnanmıştık, maça da iyi başladık. İçimizde bir hırs, bir inanç, bir cesaret. Sarı-kırmızıların Juventus mücadelesi iptal edildi ve yarın oynanacak. Saati birazdan belli olacak. Karşılaşmanın yarın oynanacağı bilgisini ulaştık. Stattan çıktık, otel bulamıyoruz. Çünkü stattan çıkışımız zaten 3 saat sürdü. Biliyorsunuz. Otel aramamız, beklememiz sabah saat 4 oldu. Ve ertesi gün bu maç oynayacağız. Saat 1'de. 1'de, 2'de artık hatırlamıyorum, 1'de mi 2'de mi o saatlerde oynadık. Ve kaç saat uyuyacağız? Herkes Galatasaray'a yaradığını söylemeye başladı. Maçın sonucundan sonra. Hayır. Belki biz orada Juventus'u ezecektik. Belki bir değil, iki, üçü yakalayacaktık. Biz o cesaretle oynuyorduk. O ruhla oynuyorduk sahada. Biz sabahlara kadar da uyumadık. Bizim de konsantrasyonumuz bozuldu. Nasıl toparlayacaktık? Ertelenmesini isteyen Juventus taraftarıydı. Bizler değildik. Bizler oynamak istiyorduk. Kendi aramızda konuştuğumuzda. Ertesi gün çıktık aslanlar gibi uykusuzca. Demek ki hiçbir şey fiziksel değildir. Zihinsel olarak da şuradaki kalbinizle ve beyninizle sahada olduğunuz müddetçe, sadece fiziksel olarak değil, beyninizle ve kalbinizle, o ruhunuzla sahada olduğunuz müddetçe yıkamayacağınız kimse yoktur. Maç gündüz saatlerinde oynanacaktı. Türk Telekom Arena'daki karşılaşmaya iş yerinden izin alanlar, okuldan gizlice kaçanlar, o gün zorlu yol koşullarına karşın stada ulaşabilenler gelmişti. Ve geldiklerine de değmişti.
artık uzun toplarla her iki takım oynamaya çalışıyordu. Ama güzel bir varyasyon oldu. İndirmeler, pozisyonlar, Snyder'in koşusu, Drogba'nın indirişi, arkadan orta sahanın ileri uçtaki oyunculara desteği, gerideki defans oyuncusunun orta sahaya çıkışı, Juventus'u kendi sahasında hapsetmemiz, hepsi tabii güzel bir organizasyondu. Futbolun konsantrasyon, futbolun ruhunuzla beyninizin ve ayaklarınızın birleştiği bir spor olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama biz o gün ekstra mücadele ettik. Drogba indirir cezana, Snyder! Snyder gol! Ben de çıktım aslanlar gibi, o gün de konuştum ve söyledim. Galatasaray Avrupa faalidir. İtalyanlara da seslendim. Galatasaray'da bir süre daha oynadıktan sonra futbol hayatını noktalamaya karar verdi. Başka bir takımda oynama şansı olsa da kariyerini sarı kırmızılı forma ile bitirmek istedi. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Benim bilmediğim, benim üzerime oynanan oyunlar, benim üzerinden prim yapmak isteyenler, benim gidişimde takımın düzelebileceğini, sanki sıkıntıların ben olmuşum gibi gösterilmesi, bunlar beni üzdü. Ben Galatasaray başarılı olacaksa en başta ben giderim tabii ki, sıkıntı değil başarısı içinse. Ama benim üzerinden prim yapılmaya kalkılması, sıkıntının ben olmuşum gibi gösterilmesi, maalesef bunlar beni üzdü. Benim kişiliğime ve karakterime o gün konuşmam doğru değildi. Çünkü ben Galatasaray'a zarar vermek istemezdim. Ki öyle de yaptım, konuşmadım, söylemedim. Kimseyi de incitmek istemedim. Benim 5 aylık, 6 aylık bir dönemim kaldı Evren. Ve bu dönem içerisinde benim Galatasaray'da zaten mukavelem bitiyor. Güzel bir şekilde Galatasaray'la helalleşip vedalaşacaktık istemeyecekleri anda. Belki de mukavele uzatacaklardı. Kariyerimi zirvede bırakma kararı aldım. Galatasaraylı Gökhan Zan olarak anılarak ben kariyerimi noktaladım. Beni isteyen takımlar da oldu. Ama ben para peşinden koşmadım. Arma için koştum. Orada geleceğimi düşünerek Galatasaraylı Gökhan Zan olmak benim için paradan daha önemliydi. Futbol yaşantısında başına gelen talihsiz sakatlıklardan dolayı kendisine cam adam lakabı takıldı. Gökhan Zan bu lakaptan rahatsız olmuyor. Hatta bu lakapla ilgili ilginç bir de benzetme yapıyor. Medyada yer alan bir yazıdan sonra yapılan şey aslında. Yani bunu taraftar ya da camialar yakıştırmadı. Ben Beşiktaş döneminde oynarken basın mensubu bir arkadaşımız tarafından böyle bir yazı yazıldı. Neden yazıldığını bilmiyorum. Ona sormak lazım herhalde. Olsun, yazsınlar. Ama bazı rezidanslar sadece taştan değil, camlardan da yapılıyor. Yani bir sürü rezidanslar böyledir. Yani 50 kata çıkarsın, bir tane taş yoktur içinde. Bazı taşların temeli de çürüktür. Ondan olacağıma cam olayım daha iyi. Kırılmayan cam olalım daha iyi yani. Sadece onlar değil. Biz çok taş gördük temeli sağlam olmayan. Biz çok taş gördük çatlayan. Biz onlardan olmayalım. Onlar o lakabı söylemeye devam etsin. Ama Gökhan Zan hep zirvede olsun. Sıkıntı değil. Futbolculuk yaşantısından sonra kendisini geliştirmek için İngiltere'ye gitti. Aynı zamanda antrenörlük kurslarını da sürdüren Gökhan Zan, İngiltere'de hem yabancı dilini geliştirdi, hem de Premier Ligi yerinde takip etme şansı yakaladı. Antrenörlük kurslarına başladım. UEFA B lisansının ilk antrenörlük kursunu bitirdim ve İngiltere'ye gitme kararı aldım kendi kendime evde otururken. İkinci bir etap, ikinci bir kampa kadar, ikinci bir kursa kadar ve inşallah önümüzdeki aylar İkinci kursuma gideceğim. İngiltere'de gitmemin nedenlerinden bir tanesi kendimi geliştirmekti. Oturmak değildi. Maalesef Türkiye'nin sorunu
genç teknik adamların ya da futboldan sonraki futbolcuların kendini geliştirememesi. Ve ben bu konuda planlar yaptım. Ve bu konuda İngiltere'yi, Londra'yı tercih ettim. İngiltere'de hem dil eğitimimi, dil kursumu, İngilizcemi geliştirmek, orada lisanımı geliştirmek, bir lisan öğrenmek, orada yeni bir kültür elde edinmek, yeni bir kültürü öğrenmek ve aynı zamanda en önemlisi Premier Lig'i yakından teneffüs etmek, hissetmek, gözlemlemek, görmek. Bunlar benim için çok önemliydi. Her türlü bütün eğitimleri adım adım almak istiyorum ve Türk futboluna, Türk futbol ailesine yardımcı olmak istiyorum. İnşallah bunu gerçekleştirecek kapasitem, makaritem olduğuna inanıyorum. İnşallah bunu zaman içerisinde tekrardan hep beraber o günlere geldiğimizde bir röportaj daha yapmış oluruz. Gökhan Zan sahaya yüreğini koyan, savaşçı ruhuyla formasının hakkını sonuna kadar vermeye çalışan bir futbolcuydu. Çok sayıda teknik adamla çalıştı. Hiçbiri ondan kolay kolay vazgeçmedi. Futbolun bir takım oyunu olduğu düşünülürse, Gökhan Zan bu oyundaki gizli kahramanlardan biri olmuştur. Geleceğe dair planlarını adım adım atan, futbolun içinde ilerleyen yıllarda idari anlamda önemli görevler almak isteyen Gökhan Zan'ın güzel oyun serüveni ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Futbol benim için içime işlemiş bir parçam. Sanki nefesim içerisinde var olmuş bir ruhum. Sanki ben böyle doğmuşum futbola. Böyle hissediyorum. Çünkü futbol dediğim zaman başka bir koku hissediyorum. Tarifi edilmeyen bu güzel oyunun birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, güzel bir spor olduğunu, içinizde bunu hissetmeniz gerektiğini, yeni nesillere ezeli rekabetlerin dışında ebedi dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, sporun herkese sosyal olduğunu, bu sosyallığın bütün jenerasyona ve geleceğe geçeceğine ve onların da bu jenerasyonu başka nesillere güzel aktaracağına ve bu sporun ve bu futbolun böyle bir güzel oyun olduğunu gençlerimize söylemek istiyorum. Güzel Oyun'da bu hafta Gökhan Zan konuğumuz oldu. Haftaya yepyeni bir bölümle, yepyeni bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.